Herkese merhaba. Bir teknoloji kanalı olarak her yerdeki teknolojiyi keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde sizlerle beraber bir aracın içindeki teknolojileri keşfedeceğiz daha doğrusu. Dacia'nın yeni modeli Sandero Stepway. Daha yeni satışa çıktı bu arada. Bu araç için şunları söylemek lazım. Ekonomik fiyatta yüksek teknoloji sunan bir araç. Aslında aracın özelliği tamamıyla bu. Şimdi birazdan teknoloji deneyimine çıkacağız. Çünkü içinde önemli teknolojik özellikleri var. Ama tabii ki dışından da bahsetmek lazım. Şöyle güzel bir gündüz farları var. Yenilenen bir tasarımdan bahsediyoruz. Araç zaten dışarıdan da çok teknolojik duruyor. Ve tabii ki yerden yüksek olması, üstündeki rayları ve bu sayede sizin de aslında outdoor'da da çok rahat bir şekilde bu aracı kullanabilmenizi sağlıyor. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Teknolojiden bahsediyoruz. Biz de bir teknoloji kanalıyız. Tabii ki teknolojisini deneyimleyelim hep birlikte. Bakalım ne gibi teknolojiler sunuyor. Şimdi yola çıkalım. Hava fena değil. Bir yola çıkalım. Yolda da bu teknolojiyi hep birlikte keşfedelim. Hemen yola çıkıyoruz. Şimdi Dacia Sandero Stepway'in içine bindik ve deneyimini paylaşacağız. Tabii ki biz bir teknoloji meraklısı olarak teknolojik özelliklerinden başlayacağız tabii ki. Şimdi öncelikli olarak şunu söylemem lazım. Bu araç prestij pakette bir araç. İki farklı pakette sunuluyor bu araç. Bir tanesi prestij, bir tanesi konfor. Üst paket olan prestij paket. Ve bu paketle beraber 8 inçlik bir multimedya ekranı geliyor. Ve Apple CarPlay bağlantısı geliyor. Kablolu olarak Apple CarPlay bağlantısı geliyor. Ve aynı zamanda siz de bu pakete ek olarak bazı teknolojik donanımlar alabiliyorsunuz. Bu teknolojik donanımlardan bahsedeceğim. Sonrasında bu Apple CarPlay'den de kısaca bahsedeceğim sizlere. Bu teknolojik ek paketler şu şekilde. Bir teknoloji paketi var. Bu teknoloji paketin içinde elektronik park freni var. Bir de aynı zamanda yüksek konsol seçeneği var. Ve alabileceğiniz diğer paket ise sürüş destek paketi. Sürüş destek paketinin içinde ise kör nokta uyarı sistemi ve aynı zamanda ön arka park sensörleri var. Bunun da aynı zamanda bu araçta olması dikkatimi çekti. Çünkü biraz önce de bahsettik zaten. Yani araç fiyat performans açısından önemli bir noktada ve bu teknoloji paketlerini de ek olarak alacağınız paketlerle teknolojik donanımını arttırabiliyorsunuz. Bu da yine benim dikkatimi çekti. Sizlerle de bunu ben paylaşmak istedim. Hemen fiyatlarından bahsedeceğim. Mesela sürüş destek paketinin fiyatı 2000 TL ek vermeniz gerekiyor. Teknoloji paketini de 3000 lira vererek yine satın alabiliyorsunuz. Prestij paketin içinde biraz önce de söyledim. Apple CarPlay'in olduğu 8 inçlik bir multimedya sistemi bulunuyor. Ve kablo olarak Apple CarPlay'inizi bağlayabiliyorsunuz. Bu arada kablosuz olarak da Apple CarPlay desteği bulunuyor. Navigasyon paketi adında bir paketi var. Bu paketin fiyatı 1500 lira. Navigasyon paketinin içinde kablosuz CarPlay bağlantısı, aynı zamanda navigasyon özelliği ve artı olarak 2 tane de hoparlörü geliyor. Yani teknoloji deneyimini bir adım daha öteye götürüyorsunuz ve sadece 1500 lira. Bilmiyorum, bana uygun geldi açıkçası. Kablosuz CarPlay'de tercih eder miyim? Evet, tabii ki tercih ederim. Çünkü kablonun aracın içinde olması, bilemedim. Çok tercih ettiğim bir durum olmayabilir. Yani ben alacak olsam bu aracı mesela kablosuz CarPlay ile 1500 lira daha verip kablosuz CarPlay ile almayı tercih ederdim. Şunu söylemem lazım. Ekranın hemen yanında bir akıllı telefon tutacağı var. Akıllı telefonunuzu buraya konumlandırabiliyorsunuz ve dolayısıyla akıllı telefonunuza da hakim olabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda bu standın arkasında hemen bir USB çıkışı var. USB çıkışla telefonunuzu bağladıktan sonra Apple CarPlay bağlantısını sağlayabiliyorsunuz. Ve tabii ki şimdi Apple CarPlay denince de gerçekten benim şu anda bir araçta aradığım en önemli özellik bence Apple CarPlay. Android Auto'da olabilir tabii ki. Ama Apple kullanıyorsanız tabii ki Apple CarPlay kullanıyorsunuz. Apple CarPlay'de neler yapabiliyorsunuz? Biliyorsunuz iPhone'larda Siri var. Siri'yi çok kolay bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Komutlar verebiliyorsunuz. Örneğin istediğiniz bir şarkıyı çaldırabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki bana Hande Yener'den Sana Kırmızı Çok Yakışıyor şarkısını tek komutla çaldırabiliyorsunuz. Direksiyon üzerindeki sesli komut tuşuna uzun basmanız yeterli. Hemen Siri devreye giriyor. Ve aynı zamanda bence navigasyonda en önemli konulardan bir tanesi. Navigasyon işlerini isterseniz Apple haritalardan, isterseniz Google Maps üzerinden yine tamamlayabiliyorsunuz. Ve büyük ekranda, 8 inçlik ekranda navigasyonunuzu görebiliyorsunuz. Ve tabii ki başka ek uygulamalar da var. Mesela Google'ın Waze adında bir harita navigasyon uygulaması var. Yine eğlenceli bir uygulama. Onu kullanabiliyorsunuz. Ve aklıma gelen WhatsApp mesajlarını Siri'ye okutabiliyorsunuz veya Siri'ye yanıt yazdırabiliyorsunuz sesli komutlar olarak gibi pek çok özelliği var. Ya Apple CarPlay gerçekten bence bir araçta olması gereken en önemli özelliklerden bir tanesi. Tabii şimdi şunu da bence konuşmak lazım. Şimdi başka bir araç almaya kalktığınızda, yani şu anda bu aracın fiyatı prestij paket, sürüş destek paketi, teknoloji paketi ve metalik boyasıyla beraber 180.000 civarında ve siz 180.000 bandında olan bir araçta bu teknoloji donanımına sahip olabiliyorsunuz. Beni zaten heyecanlandıran konu da bu ve ben de sizlerle bunu paylaşmak istedim açıkçası. Başka bir araç almaya gittiğinizde, premium bir araç almaya gittiğinizde Apple CarPlay'in olması için bile neredeyse 40.000-50.000 TL'lik paketler almanız gerekiyor. Düşününce gerçekten yüksek rakamlar. Hatta geçen bir arkadaşım, tabii markasını vermeyeceğim, bir araç aldı. SUV crossover segmentinde. Araçta mesela cruise kontrol yok ya da ne bileyim Apple CarPlay yok ve bunları almaya kalktığınızda 40.000 lira ekstra vermeniz gerektiği söyleniyor. Gerçekten çok önemli bir nokta bu. Yani eğer teknoloji kullanıyorsanız, teknolojiyi seviyorsanız bu donanımlar artık zaten araçlarda standart olması lazım ve bu aracın da fiyat performansına baktığınız zaman neredeyse standart fiyatına bu teknoloji donanımına sahip olabiliyorsunuz. Hemen ek özelliklerinden de bahsedeceğim. Bir kere sürücü ekranı var. Sürücü ekranında yine sizin yakıt tüketiminiz, yaptığınız kilometre, yakıt durumunuz falan her şeyi görebiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Aynı zamanda cruise kontrol, hız sabitleme ve hız limitleme özellikleri var. Direksiyonun solundan hemen bunlara yine ulaşabiliyorsunuz. Direksiyonun sağ tarafında ise biraz önce de söylediğim gibi Siri'yi kontrol etmek için bir sesli komut tuşu var. Aynı zamanda ekranı kontrol etmek için yine aşağı yukarı tuşları var. Ekrana da hakim olabiliyorsunuz. Aynı zamanda dijital kliması var. 3 tane yuvarlak burada küçük ekranı var. Bu ekranlar üzerinden de yine klimanızı kontrol edebiliyorsunuz. Yani teknoloji donanımı olan bir araçtan bahsediyoruz. Ve bu fiyatlara. Beni en çok bu heyecanlandırdı. Bunları söyledikten sonra kısaca sizlerle kendi deneyimimi aktarmak istiyorum. Şimdi bu araçta tek motor seçeneği var. O motor seçeneği de 90 beygirlik benzinli motor seçeneği. Şanzıman olarak da iki farklı şanzıman var. Bunlardan bir tanesi tabii ki manuel, diğeri de otomatik bir şanzıman. 90 beygirlik motor size yeter mi? Evet, bence yeterli. Şehir içi bu aracı kullanacaksanız gayet iyi bir şekilde yeter. Uzun yollarda kullanacaksanız yine yakıt tasarrufu olarak da size önemli avantajlar sunacaktır. Ve en son olarak da tabii ki şunu söylemem lazım. Bu araçların segmenti belli segmentler. Eksi yön olarak ne söyleyebilirim? Ses tabii ki içeri alma konusunda evet maalesef o konuda çok başarılı olduğu söylenemez. Hatta aynı şirketin Clio'suyla karşılaştırdığımızda, bu arada bizim ekipteki arkadaşımızla da bir Clio aldık. Daha yeni en son kasadan bir Clio aldık. Mesela ondaki ses daha az. Motor sesini daha az alıyor. Yol gürültüsünü daha az alıyor. Bu araçta öyle bir eksi yön var. Bunu da ben tamamen kendi deneyimim olarak sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki teknolojiden bahsediyoruz. Aracın aslında iç tasarımı da biraz ona uygun. Yani 8 inçlik ekran var ama ben mesela şeyleri çok beğendim. Burada ızgaraları var. Havalandırma ızgaraları var. Bunlar gerçekten böyle bir teknolojik bakır sanki çerçeve varmış gibi bir böyle tasarımı var. O da yine teknolojik bir araçta olduğunuzu gösteriyor. Aynı zamanda koltuklarını çok beğendim bu arada. Spora yakın bir koltuk burada neredeyse, hatta spor koltuk da diyebiliriz bunlara. Zaten outdoor bir araç olarak da bunu düşünecek olursak bir spor koltuklar burada bizi karşılıyor ve yan desteklere beraber sizin virajlardaki konumunuzu da çok iyi ayarlıyor. Koltuklarını da çok beğendim bu arada. Bagaj hacmi gayet ailelere uygun. Aynı zamanda arka koltuklar yatabiliyor ve bu yüzden de bagaj hacmini arttırabiliyorsunuz. Diz mesafesi olarak gayet yine yeterli. Bu segmente göre yeterli bir diz mesafesi var. Ve iç hacmi ve tavan yüksekliği de görüyorsunuz. Benim boyum yaklaşık 1.70 civarında. Yani 1.80 olsa bile boyunuz. Demek ki bu çok rahat bir şekilde bu aracın içinde sıkılmadan zaman geçirebileceğinizi gösteriyor. Özellikle tabii ki şimdi crossover bir araçtan bahsediyoruz. Şeyde söylemek lazım. Arka koltuklardaki diz mesafesi artı tavan mesafesi de oldukça iyi. Yani uzun boylu arkadaşlarınızla arkaya çok rahat bir şekilde oturup arkada tavanın basıklığı konusunda rahatsız olmayabilir. Deneyimlerimiz bu şekilde. Kısacası teknoloji yolculuğumuz bu kadardı. Bundan sonra yeni nesil araçlardaki yeni teknolojileri keşfetmeye devam edeceğiz. Bakalım ne gibi teknolojiler var. Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle efendim. Sevgili YouTube kankalarım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yazmayı unutmayın. Sorularınızı bekliyoruz. Beğenin, beğendirin, her şeyi yapın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.